Türkiye batmış bitmiş, böyle bir şey yok diyor Cumhurbaşkanı birilerinin söylediği gibi. Şimdi o birilerinden birisi de siz önce yine hani ekonominin battığını söylediniz. Yeah. Şimdi son 10 güne bakmazsanız diyor Merkez Bankası Başkanı'nda işler yolunda, hani iyi de bir tablo çiziyor. Şimdi bunların pişkinlikleri falan vardı da böyle. Şimdi milletin aklıyla ve haliyle alay etmek bunlarda çok revaçta. Bu ara en çok iyi yaptıkları iş o. Beyefendi dedik işte Ukrayna'nın, Rusya'nın hali ortada, bizim halimiz de ortada. Evet, bir savaş hali var orada ama savaşan ülkelerde bakın bu tablo çok güncel. Devletin tablosu, resmi tablo. Ukrayna'da enflasyon %18, savaşan Ukrayna'da, işgal altındaki Ukrayna'da. Savaşan Rusya'da enflasyon %17. Çok şükür halimiz çok iyi dedi Erdoğan'ın dediği Türkiye'de enflasyon %78.6. Onu bir alayım efendim. Buyur. Ben de bir yandan ekranlara yansıtmış. Bütün Avrupa ülkeleri var. Avrupa şöyle böyle diyor. Avrupa ülkeleri alttakiler. Bu tabloya göre Avrupa Türkiye'yi kıskanmıyor mu? Çok kıskanır çünkü Türkiye birinci. Birincilik kıskanılacaksa enflasyonda birincilik. Avrupa ülkelerinde enflasyon. Bize en yakın olan orada Belarus galiba, o da 28. Ukrayna, Türkiye Rusya. Göre. Bunlar resmi uluslararası kuruluşların enflasyonu. Bu da TÜİK'in 78'i. Sokağın enflasyonu %120'yi geçti, çoktan geçti. Bu hal böyleyken Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %9, Amerika bizi kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor. Türkiye enflasyon şampiyonu. Dünyada Türkiye'den daha çok enflasyonu olan 5 ülke var. 6.'yız. Yakında Avrupa'da 1.'yiz. Dünyada da 6.'yız. Bununla övünebilen bir yönetim var. Geçen Sayın Nebati diyor ki 2002'de 1 milyon yoksul aileye devlet yardım, sosyal destek veriyordu. Elhamdülillah diyor. Şimdi 4 milyon aileye veriyoruz diyor. Ya dünyada yoksul aile sayısı arttı diye övünen bir yönetim olabilir mi? Görülebilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde bu görülür? 4 milyon aile kuru soğana muhtaç olmuş, sadakaya muhtaç olmuş 20 yılda. 1 milyondan 4 milyon 300 bine çıkmış. 4 milyon 300 bin aile şu anda devletten sosyal yardım alıyor. Vermek zorunda. Ama bu sayı arttıkça, yoksul aile sayısı arttıkça, bununla övünen, yoksula ekmek veriyorum, yoksula makarna veriyorum, yoksula yardım ediyorum diye övünen bir yönetim olabilemez. Doların bundan daha kötü görebileceği bir yer yok deniyordu. 14'lerdeyken. Piyasalara da bakalım mı o zaman, hazır siz de hatırlatmışken. Bakın. Piyasalara baktığımızda dolar yeni güne acaba ne kadarla başladı? 17 lira 94 kuruş seviyesinde. Euro 18 lira 37 kuruş seviyesinde. Ve gram altında 1018 lira. 18 oldu diyelim, dolar 18'e dayandı. Peki bu kur korumalı mevduatı çıkardılar. Niye çıkardılar? Dolar 18'e çıkmış idi. Bunu aşağı çekelim diye. Bir kısa bir sürede çekildi. Önce soru şu, 128 milyar doları unutmayacağız, unutturmayacağız, unutmadık. Herkes bunu bilsin. O hesaplar sorulacak. Ama şunu da soruyorum. O gece, yani 20 Aralık 2021 Pazartesi gecesi kim 18'den dolarını sattı? 11'den aldı. Aldı. Kimdi bunlar? Bunların hesabı sorulacak. Kur korumalı mevduatla yapılanın ne olduğunu da söyleyeyim ben size. 1 milyon paranız var. 1 milyon paranız var. Bugün 1 Ağustos. 1 Nisan'da, 1 Mayıs'ta bankaya 1 milyon yatırdınız. Mayıs, Haziran, Temmuz. 3 ay doldu. 3 ay sonra kur korumalı mevduat kapsamında banka size ne verecek biliyor musunuz? 1 milyon 199 bin lira. Bu da 15 gün önceki rakam. Ondan sonra dolar biraz da arttı. 3 ayda 200 bin lira. 1 milyon 199 bin lira verecek. Bunun 35 bin lirası bankanın yasal size herkese verdiği para. 164 bin lirası işte bu kur korumalı mevduat kapsamında Beytülmal'den sana verilen para. 1 milyona 164 bin lira. Nereden veriyor Beytülmal bunu? İşte ek bütçe getirdiler. 925 milyar daha milletten ek vergi toplanacak. Millet çalışacak. Kameranın arkasındaki kardeşim çalışacak. Aldığı her şeye ÖTV, KDV ödeyecek. Ve sen onu milyon TL üstündeki insanlara para vereceksin. Yani şu, hani bir ritüel var. Fakirden alıp zengine verme ritüeli var. Ama dünyanın hiçbir yerinde yoksuldan alıp zengine verme, zenginin zenginliğini muhafaza etmek için yoksuldan alma, yoksula çökme, böyle bir şey yok.
37 milyar TL bugüne kadar kur korumalı mevduata, mevduat için verdi devlet kasadan. Yetmez. 10 milyar TL de vergiden vazgeçti. Yetmez. Merkez Bankası'nın da şeyi oldu, ayrı bir ödemesi oldu 10 milyar. 60 milyar 7 ayda bu milletin sırtından zengini zengin tutmak için para çıktı. Bu olabilir mi? Yani siz son 10 yıla bakmıyorsunuz. Son 3 aya bakıyorsunuz. Son 3 aya gerek yok. 1 Mayıs'ta 1 Ağustos arasına baktığınızda böyle bir tablo çıkıyor, evet. KKM'de karşımıza. Evet. O 60 milyardan bahsediyorum. Bir Ocak'tan bugüne kadar. 60 milyarla neler yapılmaz? 60 milyarı nereden verdin? Nereden verdin? Vergilerden. Vergilerden mi? Basit kaba bir şey söyleyeyim. Annen evde salça yapar mıydı çocukken? Yapar. Şimdi yapsın da göreyim. Geçen ya, seneyle bu seneyi bir kıyaslamak lazım. Yahu bak, kavanoz ve kapak. Sayın Destici gelmişti buraya. Aynısını efendim. Öyle geçen kullandıysa sene, ben kullanmayayım. Geçen sene siz hani kışlık hazırlığınızı ne kadara yapmıştınız? Sonrasında ne kadara yapacaksınız bu yıl? Lütfen bununla ilgili bilgiyi de bizimle paylaşır mısınız demiştim. Bakalım kışlık hazırlığına başladıklarında Sayın Destici onu da bizimle paylaşacaktır. İnşallah. Bak ama bu da şeyi verelim. Ya artık millet evinde salça yapar. Salça niye yapardık? Bir, daha ucuz olurdu da iki, daha temiz olurdu. Benim annem yapardı. Şimdi yaşlı yapamaz da. 10 lira en ucuzu kavanozun, 30 liraya satılan kavanoz var. Kavanoz en ucuz domates 7 lira. 1 kilo salça için 10 kilo domates lazım. Yani 70 lira vereceksin domates alacaksın, 15 lira vereceksin kavanoz ve kapak alacaksın. 1 kilo salçayı evde yapmanın maliyeti 85 lira olmuş ya. Ekonomi bu işte. Ziraat Odaları Birliği'ni kaybediyoruz. Ziraat Odaları Birliği'nden bir mesaj geldi, bir açıklama da var. Hemen bir onu da paylaşayım izleyicilerimizle. Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %766.5 ile elmada görüldü. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı. Üretici market arasındaki farka bakar mısınız efendim? 9 kat diyor. İyi. Ritüelini kaybettin. Üretici, ya onu da söyleyeyim. Bir domates üreticisi ablamızla tezgahta karşılaştık. Domates o gün itibariyle 20 lira. Mersin'de oldu bu. Dedim ki abla iyi, domates de iyi para ediyor. Ya ne diyorsun vekilim dedi ya. Keşke 4 liraya satsam dedi ya. 4 liraya satarken bana daha çok kalıyordu dedi. Bana daha çok kalıyor dedi. Şimdi o zaman o gün yani domates çok inen çıkan bir şey. 20 liraya satıyorum, 4 liraya sattığım zamanki para bana kalmıyor dedi. Evet, biz hem istiyoruz ki vatandaş ucuz yesin, hem de istiyoruz ki tarladaki üreten çiftçinin malı para etsin. Bak bu güzel bir örnek işte. Kadın diyor ki 4 liraya satarken ben daha çok kazanıyordum. Şimdi 20 lira fidesi, tohumu, gübresi, ilacı, maliyet artı. Tabi bu kadının direkt satışı, yani düşün o kadının o domatesi markete gittiğinde o zaman 30 liraydı. Ama kadın kazanmıyor, aracı kazanıyor. Akaryakıt fiyatlarından kaynaklı nakliye farkları biniyor. Bak Türkiye'de zengin daha zengin oluyor. Yeni resmi bir rakam vereyim, çok önemli bu. Bankalarda herkesin 3-5 parası vardı. Herkesin vardı. Herkesin bir banka hesabı vardı. 2002'de bunlar geldiğinde, pardon 2005'te 1 milyon ve üstü mevduatı olan insan sayısı 12.800 kişi. Ve bu bankalardaki toplam mevduatın, bu para onların parası %38'iydi. Şimdi bugün çok farklı bir tablo var. Türkiye'de bankalarda 1 milyon TL ve üstünde mevduatı olan insan sayısı 580 bin kişi. 580 bin kişi ve bu para 4 trilyon 24 milyar ama tablo şu, genel toplam bankalardaki mevduattaki payı ne oldu biliyor musun? %65. Yani Türkiye'deki bankalardaki bütün mevduatın %65'i çok zenginlerin ve bu sayı sadece ve sadece 580 bin kişi. Yani ortalama 140 bin aile. Bu şu demek. 140 bin aile bu pastanın, mevduatın %65'ini almış. 85 milyonda, yani 22 milyon ailede %35'ini. Böyle bir adaletsizliğin karşısında toplum patlar.